Kanalıma hoş geldiniz. Bugün neden ve niçin yapılır? Konu başlığından merhabalar diyorum. Evet, size bir konuyu göstereceğim. Bunun üzerine devam edelim. Evet, neden niçin çizilir bu çizgiler? Konu başlığımıza devam ediyoruz. Konu başlığımız bu yaya geçidi. Bu yaya geçidi neden yapılır, niçin yapılır? Tabii ki karşıya geçmek için yapılır, öyle değil mi? Peki o zaman bu yapılırken niçin burada rampa yok? Çok merak ediyorum. Hangi Avrupa'da bu çizgiler yapılırken rampa olmuyor? Hangi Avrupa şehrinde olmuyor? Biz bunu anlamıyoruz engelliler olarak. Bir yere geçici yapılıyor ama maalesef rampa gördüğünüz gibi yok. Tabii ki karşıda da yok. Her zaman gibi. Ya bu çizgiler yapılırken ilk önce rampa mı yapılır? Sonra çizgiler mi yapılır? Evet, bu çizgiler karşıya geçmek için vardır, güvenlik için. Yaya geçici de insanlarımız geçmek için vardır. Güvenli bir şekilde, kurallara uymak için. Peki Avrupa'da böyle mi yapılıyor? Bu çizgiler var Avrupa'da. Niçin burada rampa yok? Karşıya nasıl geçelim biz engelliler olarak? Sinop'ta böyle çizgiler mevcuttur. Güvenlik amaçlı. Yayalar geçmek için. Ya peki engelliler nasıl geçecek? Bu çizgiler yapılırken ilk önce rampa yapılır. Karşıya da yapılır. Sonra böyle çizgiler yapılır. Yaya geçidi. Evet, yaya geçidi olarak böyle çizilmiş, yapılmış. Maalesef burada rampa yok, karşıda da yok. Yani demek istediğimiz konu, ilk önce çizgiler mi çekilir, yoksa rampa mı yapılır? Yoksa ikisi aynı anda mı yapılır Avrupa'da? Nedir Türkiye'de böyle? İlk önce çizgi çekiliyor, sonra ülkemizde rampa yapılacak. Niçin aynı anda olmuyor? Hem çizgiyi çekip hem rampalar yapılmıyor. Sinop'ta böyle bir problemler var. Neden, niçin çizilir bu çizgiler? Konu başlığımızdan. Hoşça kalın. Kanalımı takip etmeyi lütfen unutmayın. Biz sizinle varız.